Hocam bu konuda başka bir konuya geçmeden bir ayrıntı daha var. Bu önem ben benim önem verdiğim bir durum bu olayda. Şimdi muhalefet partilerinde ve muhalefet cephesinde gördüğüm bir eğilim var. Şimdi Sinan Ateş'in bir cinayete kurban gitmesine karşı çıkmak, bu cinayeti kınamak, protesto etmek ve bunun soruşturulmasını, adil bir biçimde soruşturulmasını istemek başka bir şey. Sinan Ateş'in kimliğine, kişiliğine sahip çıkmak başka bir şey. Yani kimliği, kişiliği derken ideolojik kişiliği, örgütsel geçmişine sahip çıkmak başka bir şey. Bunların ikisi birbirine karıştırılmamalıdır. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben böyle bir eğilim gördüğüm için bunu belirtme ihtiyacı duydum. Burada hata yapılacaktır açıkçası. Çünkü Sinan Ateş'in de Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde gazetecilere saldırılar yapıldı. Gazeteciler dövüldü. Hırpalandı. Çünkü parti içindeki, ülke ocakları içindeki bir çatışmadan geliyor. Bir e, potansiyel olarak Devlet Bahçeli'nin e, konumunu tehdit eden e, bir figür olarak değerlendiriliyor çünkü. Mersin'de daha önce söylediğimiz olay, yani Mersin ülke ocakları başkanına yapılan bıçaklı saldırı, orada bir kişinin öldürülmesinden de Sinan Ateş'in sorumlu tutulduğu bir e, tartışma ortamından söz ediliyor. O, Şimdi tutuklananlardan kimliği belli olanlar var. Enteresan bir şekilde tutuklananlardan iki kişi özel harekat polisi olduğu iddia ediliyor. Örneğin, şimdi benim elimde ifadeler var. Bu ifadelerden birinde diyor ki kimin ifadesi bu? Evet. Soruldu. Sinan Ateş ve Salman Bozkurt isimli şahısları tanıyor musunuz? Birinin olayın faillerinden birinin ifadesi. Orada diyor ki, Dado, e, yani çetenin lideri, kim çetenin lideri? E, Sedat Güner, Sedat Güner ile e, Dado lakaplı. Daha sonradan e, deniyor ki, Eray Özyağcı isimli şahıs, Pupi lakabıyla tanıdım. Kendisine olaydan önce, kendisini olaydan önce 26-12 yani 26 Aralık tarihinde bana kendisini Sedat Güner ismiyle tanıtan Dadola Kaplı, daha sonradan siz görevlilerden gerçek isminin Doğukan Çep olduğunu öğrendiğim kişidir. Daha önceden kendisini hiçbir şekilde tanımıyordum diyor ifade veren. Ufuk Köktürk diyor mesela bu işte MHP yöneticisi sözün ettiğimiz. isimli şahıs yaklaşık bir buçuk yıl önce Ateşehir'de tanıdım diyor. Anlatıyor. Dadoyla onu yan yana görürdüm. Birlikte gördüm. Birlikte tanıştık. Birkaç kez görüştüm ama ne iş yaptığını tam olarak bilmiyorum diyor. Şimdi bu bu bir emniyet ifadesi. Ee, çok ilginç bir e, olay var. Orada diyor ki e, Dado bana iki kişiyi, bir otoparka geldiler. Ve otoparkta kendileriyle karşılaştım. Yanında iki kişi vardı. Bu iki kişinin polis olduğunu, özel harekatçı polis olduğunu söyledi diyor. Aşkın Mert Gelenbey isimli şahsı da yine 27 Aralık tarihinde bizim otoparkta tanıdığım bir o, o, araba plakası veriyor. Transporter aracı almaya geldiğinde Sedat yani Dadola kaplı kişi bizim otoparktaydı. Kendisini polis olarak e, bize tanıştırdı. İki kişi gelenler iki kişiydi. İkisi de polis dedi. Bunlardan biri hatta özel harekatta çalıştığını söyledi. Ancak bunun e, aşkın mı diğer polis mi söyledi tam hatırlamıyorum diyor. Şimdi bakın böyle ifadeler var işte bunlar tutuklanmış. Şimdi iş giderek çetrefil bir hale geliyor Şimdi ben bu ifadenin doğru olup olmadığını, bu e, sızan ifadenin doğru olup olmadığını e, araştırdım çünkü bu e, bazı sitelerde internet sitelerinden sızdı. E, soruşturdum, kendi kaynaklarımız var, soruşturduk, baktık ve bunun e, bu ifadelerin büyük ölçüde doğru olduğunu söylediler programdan önce. Şimdi tutuklanmışlar ve iki özel harekatçı var tutuklananlar içinde. Şimdi polise kadar uzanan bir siyasi cinayetten söz ediyoruz. Yani çete'nin bir yardım aldığı açık. Bu söz edilen otopark, adı geçen uyuşturucu setesini kullandığı, onun liderinin sık sık gelip gittiği yer, yani Doğukan Çep, Sedat ismiyle tanınan, kendisini muhtemelen öyle bir kimlikle dolaşıyor. Hala firari bu kişi. Şimdi dört kişiden iki kişinin, ikisinin polis olduğu söyleniyor. Hocam düşünebiliyor musunuz? İki kişi polis. Şimdi arkadaşlar söylediler bana kulağıma. İki kişi özel harekat polisiymiş, tutuklananlardan iki kişi. Şimdi bu konuda İçişleri Bakanlığı açıklama yapmaz mı? Yapması gerekmez mi? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması açıklama yapması gerekmez mi? Hocam böyle bir olayın muhalefet cephesinde yaşandığını düşünün. Yahu ahmak ahmak dedi diye, güya ahmak dedi diye 2 yıl 7 ay hapis cezası verip görevden almaya kalkıyorlar 16 milyon İstanbulluyu temsil eden bir gel, belediye başkanlığı. Bir avuç bir kaşık suda fırtına kopardınız arşiv araştırması yapması gereken İçişleri Bakanı efendim siz teröristler al 120 terörist vardı diye açıklama yapıyorsunuz ardından bunlardan 1500 kişi İstanbul Belediyesi'nde diyorsunuz bir kişi hakkında bile soruşturma yok. Yalan üzerine fırtına koparmaya ve bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorsunuz. Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürülüyor. Tutuklananlardan ikisinin özel harekatçı polis olduğu belirtiliyor. En azından şu ana kadar gelen bilgiler bu çerçevede. Ve bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değilsiniz. Süleyman Soylu ne diyor sadece? Sonuna kadar gideceğiz diyor. Bu kadar. Bundan ibaret yani. E gidin bekliyoruz sonuna kadar gitmeniz ama bir açıklama yapılması gerekiyor. Her konuda konuşuyorsunuz. Her konuda konuşuyorsunuz. Kara para aklayan, şimdi komisyonda bas bas bağırıyorsunuz. Kara para aklayan da, aklatan da şerefsizdir diyorsunuz. Hukukta şerefli ya da şerefsiz diye bir kavram yok. Suç ve suçlu vardır. Bunun kanıtlarını koyarsınız. Dolayısıyla bu ülke ya bir hukuk devleti olacak ya da böyle bir çeteler devletine dönüş, çeteler toplumuna dönüşecek. O yüzden altılı masa, o yüzden e, altılı masanın sözcüleri ülkeyi bir hukuk devlet haline getireceklerini, çeteler e, sokaktan çeteleri temizleyeceklerini söylemelerinin nedeni bu. Bir toplumsal talep haline geldi çünkü. Buyurun hocam, altılı masaya gelmiş olduk. Biraz uzattım. Buyurun. Yok şimdi altılı masadan önce siz burada devam edince. Ee, onun önemini bir defa daha tarihsel olarak hatırlatmak lazım. Değerli Elimizde seyirciler. şöyle ifadeler var. Şöyle ifadeler var. Bakın, bakın mesele şu. Öyle bir kişinin e, cinayeti farklıdır filan değil, siyasi cinayet. Türkiye, bakın bunun altını iki defa çizerek söylüyorum. Türkiye.